Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir kudret demektir. Şan, şeref, izzet, değer, itibar demektir. Kur'an'ın indirildiği gece o kadar mükerrem bir gecedir ki Allah bu geceyi Kadir gecesi, kadru kıymet gecesi olarak ifade etti. Kim Kadir gecesini iman ile ve sevabını Allah'tan umarak ifa ederse, o gecenin hakkını vermeye çalışır ise ibadet ile, zikir ile Geçmiş günahları affedilir. Her Kadir gecesi Cebrail Aleyhisselam ve melekler yeryüzüne Allah'ın izniyle ini iniyorlar. Eğer şu gece içinde bulunduğumuz gece gerçekten Kadir gecesi ise şu anda Cebrail Aleyhisselam ile aynı zamanı ve aynı zemini paylaşıyoruz. Hz. Ayşe annemiz diyor ki: "Bir gün baktım ki peygamberimiz yerinde yok." Zifiri karanlıkta el yordamıyla buldum. Secdeye kapanmış, ağlıyordu ve şöyle dua ediyordu Peygamberimiz. Yine bir Kadir Gecesi. Elimizi semaya, göğsümüzü hüdaya açalım. Yıldızlar dökülsün bu gece kalbimize. Hikmet sağnağıyla sır sıklam olmuş beynimize, artık uslan diyelim ve hiç giymediğimiz bayramlık ridamızı giyelim. Bir teşehhüt miktarı bu gece nurdan adamların ülkesine gidelim. Abu hayattan nehirler aksın içimize. Ruhumuzda bir deniz biriksin bu gece. Ruhumuzda bir deniz. Derinlikleri ne kadar asude. Kumsalları ne kadar sessiz. Ve suya hasret cismimize artık yüz diyelim ve iki soluk arasında bu gece derinlerde cenneti bulalım. Perdeler aralansın gözümüze. Beytu Mamur çalkalansın bu gece. Ve arştan arza hece hece alaca atlarda nurdan süvariler insin bu gece. Ve içimizde kök salan pirifani gence artık yaşlan diyelim. Ve hiç bilmediğimiz yanımızı bilelim bir gözyaşı serinliğinde bu gece gök kapılarının gıcırtısını dinleyelim. Bugün Kadir Gecesi. Allah Celle ve Ala Hazretlerinin Kur'an'da bin aydan daha hayırlıdır dediği, Ramazan'da Kur'an'ın indirildiği pek mükerrem, Allah'ın katında pek kıymetli Kadir Gecesi bu gece. Ve Mevla bize ne söyler de bu gece, bu akşam Kadir suresinde Allah'ın bu gecenin izzet ve şerefini müminlerin katındaki kıymetini ifade sadedinde indirdiği Kadir suresinin üzerinde konuşacağız. Allah buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu fi leyletil kadir Biz onu Kadir gecesinde indirdik. O dedi biz onu indirdik dedi. O ifadesiyle Kur'an'ı kastetti. Aslında biz inna enzelnel Kur'ane diyebilirdi. Biz Kur'an'ı indirdik diyebilirdi. Fakat o dedi Arapçada o zamiri kullanıldığında ismin yerine geçtiğinde bu zamir yüceltme ifade eder, saygı ifade eder, büyüklüğüne dikkat çekmeyi ifade eder. Allah biz onu Kadir gecesinde indirdik buyurdu. O dedi Kur'an'ı kastetti. Biz indirdik dedi. Peki bununla neyi kastetti? Aslında biz ifadesi de Arapçada tazim ifade eden, yüceltme ifade eden zamirlerden bir tanesidir. Biz indirdik dediğinde Allah Celle Velalhu Hazretleri biz azimuşşan Şan Kur Kur'an'ı indirdik. Bu hakikati kasteder. Bir yoruma, bir bakış açısına göre de Allah Kur'an'ı meleklerle inzal eder. Mesela biz Cebrail aleyhisselamın vahyi peygamber efendimizin kalbine indirdiğini Kur'an'dan öğreniyoruz. Allah buyuruyor ki fe innehu nezzelehu ala kalbike o Cebrail Kur'an'ı senin kalbine indirmiştir. Biz indirdik ifadesiyle de Allah'ın ilminden levh-i mahfuza oradan dünya semasına Belki oradan Peygamber Efendimiz'in kalbine peyderpey vahyin iniş sürecinde görevli bütün melekler de kastedilmiş olabilir. Biz Kur'an'ı indirdik ifadesiyle Allah emrinde vahyin indirilmesiyle görevlendirdiği bütün melekleri de kastetmiş olabilir. Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir kudret demektir. Şan, şeref, izzet, değer, itibar demektir. Kur'an'ın indirildiği gece o kadar mükerrem bir gecedir ki Allah bu geceyi Kadir gecesi, kadru kıymet gecesi, değer gecesi, şan, şeref, güç, kudret gecesi olarak ifade etti. Allah Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmiştir. Bu Kadir gecesinin bizim için ifade ettiği anlam nedir? Allah bu konuya dikkatlerimizi çekmek için bir soru yöneltiyor. Buyuruyor ki, وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدِرِ Kadir gecesi nedir? Sen nereden bileceksin? Bir insanın Kadir gecesinin kıymetini ölçüp biçmesi mümkün değildir. O kadar aziz, o kadar kıymetli bir gecedir ki Leyletul Kadri hayrun elfi şehrin Allah buyuruyor ki Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Gerçekten Allah Celle Vaale Hazretleri müminlerin kendi rızasını kazanmalarını kolaylaştırmak, onları günahlarından temizlemek için böyle muhterem, böyle muhteşem bir geceyi müminlere lütfetmiştir. Bu gece içinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu düşündüğümüz zaman, bin ayı bir yıla böldüğümüzde, 12 aya böldüğümüzde 83 küsür yıllık bir zaman diliminin çıktığını görüyoruz. Yani Kadir Gecesi aslında bir insanın süreceği ömre bedeldir. Ve bir insan Kadir Gecesi'ni ifa ettiğinde o adeta ömrünün sermayesini kurtarmış, geriye doğru yaptığı bütün hataları telafi etmişçesine Allah'ın katında böyle bir nimete mazhar olur. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Peki kimin için? Elbette gayret eden için, çabalayan için, bu gecenin hakkını vermek isteyen için. Peygamber Efendimiz men Kamele leyletel kadri imanan ve ihtisaben gufira lehu men teqaddeme min zenbih böyle buyuruyor. Kim Kadir gecesini iman ile ve sevabını Allah'tan umarak ifa ederse, o gecenin hakkını vermeye çalışır ise ibadet ile zikir ile geçmiş günahları affedilir. Kadir gecesine isabet etmek büyük bir bahtiyarlıktır. Bu gecede ne oluyor? Ayetin devamında, surenin devamında Allah buyuruyor ki, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ fihe ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ amr". Bu gecede Cebrail Aleyhisselam ve melekler Allah'tan aldıkları bir izinle her iş için yeryüzüne inerler. Ruhla Cebrail Aleyhisselam'ı kastetti. Kur'an'a göre Cebrail Aleyhisselam'ın adı ruhtur. Çünkü onun peygambere getirdiği mesaj diriltici bir fonksiyon icra eder. Onun için vahyin isimlerinden birisi de Kur'an'da ruh olarak geçer ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrine işte biz sana emrimizden işimizden bir ruhu vahyettik. Kur'an'a göre vahyin isimlerinden birisi ruhtur. Çünkü vahiy diriltir, ihya eder, inşa eder, can verir. Vahiy abu hayattır. Vahiy bir bengi suyudur. Vahiy taşıyan meleğin adı da bundan dolayı ruhtur. Ruhul Kudüs'tür. Bu gece öyle bir gece ki bu gecede Melek Cebrail yeryüzüne iner ve Allah'ın izniyle diğer melekler de Allah'ın onlara taksim ettiği görev olarak verdiği çeşitli işleri yerine getirmek için yeryüzüne inerler. Biz Kur'an'a baktığımız zaman meleklerin Allah'ın onlara teklif ettiği, sorumlu kıldığı bir takım görevlerle mükellef olduklarını görüyoruz. Mesela İnfitar suresinde Allah bizim üzerimizde yazıcı olan yaptığımız işleri kaydeden meleklerin varlığından bahsediyor. Ve inna aleikum la hafizin kiramen katibin ya'lemun ma Sizin üzerinizde çok kıymetli yazıcı olan melekler vardır ve sizin yaptıklarınızı kayıt altına alırlar, yazarlar. Allah böyle buyuruyor. Bazı melekler vardır insanın ölümüyle, vefat ettirilmesiyle görevlidir bu melekler. Velev tera iziz zalimun fi gamaratil mevt ve'l malaikatu basitu eydihim. İnsan zalimler, zalim insanlar canlarını verirlerken ölümleri esnasında bazı görevli meleklerin onlara ellerini uzatacakları ve çıkartın bakalım şu melun canımızı diyeceklerini biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Velev tera iz yetevaffal ladina keferu'l malaikatu. Keşke sen Melekler o zalimleri vefat ettirdiklerinde sen onları bir görebilsen. Yadribune wujūhuhum ve adbarahum. O melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak onların canını çok feci bir şekilde alıyorlar. Allah'ın görevli melekleri vardır. Hatta bir ifadeye göre bu gece Allah'ın meleklerinin sayısı yeryüzünde çakıl taşlarının sayısından bile fazladır. Adedul meleiketi fi tilke leyleti ekseru min adedil husat. Sahabe-i kiramdan böyle bir nakil gelmiştir bize. Onların sayısı meleklerin sayısı bu gecede yeryüzünde çakıl taşlarından bile fazladır. Bu gece yeryüzüne Cebrail Aleyhisselam'ın ve meleklerin Allah'ın izniyle indikleri bir gecedir. Bazıları diyorlar ki bu gece Kur'an'ın indirildiği gece idi. Kur'an'ın indirilmesiyle bu gece artık fonksiyonunu kaybetti. Bu görüşe katılmanın imkan ve ihtimali söz konusu değil. Çünkü Allah Kur'an'da meleklerin bu surede meleklerin indirilmesinden bahsederken bu indirilmenin meleklerin inmesinin muzari fiil sigasıyla yani şimdiki zamanı ve gelecek zamanı Arapçada ifade eden bir siga ile gerçekleştiğini ifade ediyor. Yani her Kadir gecesi Cebrail aleyhisselam ve melekler yeryüzüne Allah'ın izniyle ini iniyorlar. Elbette biraz sonra bahsedeceğim. Kadir gecesinin zamanında bir belirsizlik var. Fakat eğer şu gece içinde bulunduğumuz gece gerçekten Kadir gecesi ise şu anda Cebrail Aleyhisselam ile aynı zamanı ve aynı zemini paylaşıyoruz. Aynı zamandayız, aynı mekandayız. Dünyadayız. Cebrail Aleyhisselam şu anda dünyada. İnsan gerçekten bunu derinlemesine düşündüğünde, hissettiğinde ruhu değişir. Eşyaya bakışı değişir, maneviyatı değişir. Bu gece Cebrail aleyhisselamın yeryüzünde olduğu gecedir. Ve meleklerin yeryüzüne sükun ettiği, yeryüzüne Allah'ın izniyle aktığı bir gecedir. Ve ayetin devamında Allah buyuruyor ki, Selamun hiye hatta il fecir. Bu gece fecrin doğuşuna kadar selamettir. Bu geceyi ifa eden selamete erer. Bu selametin kaynağı aziz ve celil olan Allah'tır. Biz namazlardan sonra selam verdiğimizde Allahümme entes selamu ve minkes selam deriz. Allah'ım sen selamsın. Selam Allah'ın isimlerinden birisidir. Ve selam Allah'tandır. Selamet, esenlik Allah'tan gelir. Esenliğin kaynağı Allah'tır. Cennetlikler cennette olduklarında cennet nimetlerinden istifade ederlerken bir anda cennetin havası değişecekmiş. Birden bir ses duyacaklarmış. Allah Kur'an'da bunu ifade ederken Yasin Suresi'nde "Selamun kavlen mir rabbir rahim" buyuruyor. Bir de bakacaklarmış ki Rablerinden merhametli olan Rablerinden onlara söz olarak bir selam var. Allah onlarla konuşacak, Allah onlara selam verecekmiş. Dünyada da, ahirette de, mahşerde de, cennette de selamın ve selametin kaynağı Allah'tır. Bu gece bir selamet gecesidir. Fecrin doğuşuna kadar bu gece selamettir ve Allah aslında bu ayetlerle Kadir suresiyle müminlerin dikkatini Kur'an'ın indirildiği zamana çekerek bu gecenin ne kadar mükerrem bir gece olduğunu, bu gecenin ifa edilmesi gereken bir gece olduğunu, dolayısıyla gecenin kadru kıymetini bildiğimiz kadar Kur'an'ın da kadru kıymetini bilmemiz gerektiğini, Kur'an'ın kadru kıymetini bildiğimiz kadar Kur'anı indiren aziz ve celil olan Allah'a yönelmemiz gerektiğini bize hatırlatıyor. Bu gece fecrin doğuşuna kadar, sabah namazının vaktinin gireceği zamana kadar bir selamet gecesidir. Biraz önce ifade ettim. Peygamber Efendimiz bu geceyi kim iman ile ve gerçekten ahirette karşılığını umarak geçirir ise o selamete erer, geçmiş günahları affedilir. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Ne yapmak lazım? Bu gecenin ifasında nasıl bir hareket tarzı belirlemek lazım? Öncelikle Peygamber Efendimiz bir gecenin ifasında yatsı namazının cemaatle kılınmasını ve sabah namazının cemaatle kılınmasını o ikisinin arasındaki zaman diliminin ifası olarak görüyor Peygamberimiz. Yani bir insan bu gece veya her gece yatsı namazını cemaatle kılarsa ve onu sabah namazıyla birleştirirse gecenin tamamını ifa etmiş gibi Allah'ın katında sevap alacak bu peygamberimizin müjdesidir. Ama bu bana yetmez diyorsak yapmamız gereken bir şey var. Uyumamız gerekiyor ise bu gece bir yeni bir adet başlatalım. Abdest alalım ve iki rekat namaz kılalım ve namazlı olarak, abdestli olarak iki rekat namaz kılmış bir şekilde yatağa girelim. Bir insan abdestli olarak uyuduğunda uyanana kadar ibadet halinde gibidir. Onun için bazı İslam alimleri diyorlar ki uyumak abdesti bozmaz. Uyanmak abdesti bozar. Çünkü eğer uyumak abdesti bozsa idi uyanana kadar ibadet halinde olamazdı insan. Bu bana yetmez diyor isek gecenin bir vaktinde uykumuzu bölüp kalkıp Peygamber Efendimizin ve Efendimizden önceki bütün salih insanların adeti olan teheccüd namazını kılalım. O namaz için Peygamber Efendimiz buyurmuştu ki ''Rek'ateni minel leyli hayrun mined dunya ve me fihe'' Geceleyin bir insanın uykusunu bölerek kalktığı, kalkıp kıldığı iki rekatlik bir namaz dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Onun için kalkıp bu gece teheccüd namazı kılalım. Belki Peygamber Efendimiz hani Allah buyurmuş diye ''Ve minel leyli feteheccet bihi nafile tenlek'' Gecenin bir kısmında kalk ve Allah için namaz kıl, teheccüd namazı kıl. Ase en yeba'teke ke makame mahmude. Umulur ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırır. Biz de kalkalım, peygamberimizin bu hedef şaşmaz sünnetini yerine getirelim. Belki Rabbimiz de bizi bir güzel makama, Allah'ın rızasına ulaşabileceğimiz, kendi rızasına ulaşabileceğimiz bir makama ulaştırır. Sonra dua edelim. Bu gece dua gecesidir. Dua ibadetin özüdür, iliyidir. Hatırlayalım Ayşe annemiz sormuştu Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah o Kadir gecesine ulaşır isem, eğer onu idrak eder isem ne yapayım? Peygamberimiz buyurmuştu ki şöyle dua et. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fafu anni. Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Allah'ım beni de affet. Böyle dua et. Belki dünyanın ve ahiretin bütün hayırlarını ifade eden bir duadır bu. Yani Allah'ın bizi affetmesi, mağfiret etmesi, acıması, bağışlaması, günahlarımızı örtmesi ve bizi cennetiyle müşerref kılması bu belki bütün hayırların başıdır. Allah'a bu gece dua edelim. Kendi istikbalimiz için Devletimiz için, milletimiz için, bütün mazlum coğrafyaların ümidi olan adaletin, sadakatin, vefanın ana karası olan Anadolu için, İslam coğrafyasının yeniden felaha kavuşması için dua edelim. Evlatlarımız için dua edelim. Şehitlerimiz için dua edelim. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş Müslümanlar için dua edelim ama çölde susuz kalmış birisinin su istediği gibi Allah'tan isteyerek bir denize düşmüş, son nefesini vermiş, son nefesini almış birinin nefes istediği gibi Allah'tan isteyerek öylece dua edelim. Dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarını isteyerek Allah'a dua edelim. Sonra Allah'ı zikredelim. Çünkü Allah buyuruyor ki ve men arada ذِكْرِي zikri لَهُ inne lehu kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır. Onun göğsünün içinde kıyametler kopar, huzursuzluklar baş gösterir. Zikir ile tatmine erelim, gönlümüze zikir ile sükunet vermeye çalışalım. Çünkü müminin gönlüne zikirden daha fazla su serpen bir şey yoktur. Ele bi zikrillahi tetmainnul kulub Dikkat edin kalpler sadece ama sadece zikrullah ile tatmin olur. Peygamberimiz kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir zamanda arşın gölgesinde gölgelenecek yedi kimseden bahsetti. Birisi çok önemli. Belki bu gece hadi onu tatbik edelim. Peygamberimiz buyurdu ki raculun bir adam ki zekarallaha haliyen fe fadat aynahu min haşyetillah. Tenhadaydı, hiç kimse yoktu. Lambalar sönmüştü, el ayak çekilmişti. Allah'ı hatırladı. Allah düştü gönlüne, gözleri doldu ve ağladı. Bu kişi kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir zamanda arşın gölgesinde gölgelenecek. Bunu kendimize alıştıralım. Ağlamaya kendimize alıştıralım. Çok güldük biraz hüzün olsun kalbimizde. Ahiret tasası olsun kalbimizde. Mağdur ve mazlum coğrafyaların tasası hüznü olsun kalbimizde zikir, sonrasında tevbe. Bu gece bütün günahlarımız için Allah'a en derinden büyük bir nedamet ile bir daha dönmemek azmiyle tevbe edelim. Ve böylece bu gecenin sonundaki selamete erebilmek için Allah'ın bize açtığı bu yoldan böylece yürüyelim. Asal ikram diyorlar ki Peygamber Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününde Ramazan'ın içerisinde olmadığı kadar büyük bir gayrete bürünürdü. Kadir gecesine isabet etmek için. Peygamber Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi o geceye isabet etmek için. Bir defasında buyurmuştu ki o gece bana gösterildi fakat unutturuldu. Siz onu Ramazan'ın son 10 gününde arayın böyle buyurmuştu. Belki ölene kadar Kadir gecesine isabet edip etmediğimizden asla emin olamayacağız. Onun için gayret, onun için sürekli gayret, onun için her geceyi kadir bilmek, her geleni hızır bilmek. Diyor ya şair, dün gece kadirdi de bu gece keder miydi? Şu geçen hızırdı da şu garip heder miydi? Manzarası perişan beş para eder miydi? Her gördüğün hızırdır, her geceyi kadir bil. Hak gönülde hazırdır, onu kırma hatır bil. Hata kuldan özürdür, dava gütme, kusur sil. O zaman bu gece bize bir şey söylüyor. Bu gecenin muamma oluşu, belirsiz oluşu Ramazan'ın son 10 gününde, belki tek gecelerde oluşu, belki çift gecelerde oluşu, belki sahabeden bazı zatların ifadesiyle senenin içerisinde dolaşıyor oluşu bize bir şey söylüyor an ölümün arefesidir. Her anı kıymetlendirmeye bak. Bir namaz öncesi kâhmet getirilmişti. Peygamberimiz tekbir almadı, ashab-ı kirama döndü ve onlara bir şey söyledi. Buyurdu ki, Sallu salatel muveddi'a. Bu dünyaya elveda edecek, elveda diyecek, veda edecek kimsenin kıldığı gibi kılın bu namazı. Bir dar ağacı kuruldu, asacaklar bizi. Cellat dedi ki tamam, bir abdest alımlık, iki rekat namaz kılımlık bir süre sana. Nasıl namaz kılardık, nasıl abdest alırdık, nasıl secdeye giderdik, o alnımızı secdeden nasıl kaldırmak istemezdik? Aslında her namazın böyle kılınması gerekiyor. Her anın böyle yaşanması gerekiyor. Çünkü her an Allah'tan insana armağan edilmiş biricik vakittir. İkinci bir tekrarı yoktur, ikinci bir kopyası yoktur. Bilge kişi hakim öğrencisiyle birlikte bir kabrin yanından geçerken elini kabrin üzerine koymuş. Öğrencisine aslında belki içimizdeki o derin sorulara büyük bir cevap, büyük bir izah yapmış. Demiş ki öğrencisine, "Şimdi bu kabir açılsa, bu ölü dirilse ne yapardı?" Nasıl yaşardı? Düşünmüş öğrenci öteleri gördü. Yani meleği gördü, azabı gördü, mükafatı gördü, ahireti gördü, gaybı gördü. Belki hemen bir abdest alırdı, namaz kılardı. Bütün haksızlıklarını bir bir telafi ederdi. İstikametten ayrılmazdı, haramlara bulaşmazdı. O zat demiş ki: "Bundan geçti artık ama senden geçmedi." Aslında bütün hikayemiz bütün hakikatimiz budur bizim. A'nın değerini bilmek, A'nın kıymetini bilmek. Ramazan bize takvayı hediye olarak bıraktı. Takvaya sımsıkı sarılmak ve Allah ömür verirse bir sonraki Ramazana, bir sonraki Kadir gecesine ulaştığımızda manevi mühimmatımızı heder etmeden kemalen bir sonraki zaman dilimine ulaşmak. Ramazan Kadir gecesi bize takvayı öğretti. Bir insan Ramazan'ın dışında takvayı yaşadığında işte o zaman her gecesi kadir olur, her gördüğünü hızır bilir. Haç onun için haçtan dönünce başlar. Namaz onun için selam verince başlar. Selam namazı bitirmez, selam namazı hayata taşır. Oruç da asıl Ramazan bayramından sonra, Ramazan ayı bittikten sonra başlar. Ve Ramazan'ı hayatımıza teşmil etmenin, hakim kılmanın yolu da Ramazan'ın bize bıraktığı en büyük yadigar takvadır, takva öğretisidir. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, bir gün baktım ki peygamberimiz yerinde yok. Zifiri karanlıkta el yordamıyla buldum. Secdeye kapanmış, ağlıyordu ve şöyle dua ediyordu peygamberimiz. Allahümme eti nefsi takvahe. Allah'ım nefsime takvasını ver. Allah'ım benim nefsime takvasını ver. Müttaki olmayı nasip eyle. Onun için aziz ve sevgili dostlar Ramazan bize bir şey öğretiyor. Kadir gecesi bize bir şey öğretiyor. Hayatımızı Allah'ın rızasına uygun bir şekilde geçirebilmek konusunda Bizde bir takım refleksler, kabiliyetler, hassasiyetler inşa ediyor. Ve bu hassasiyetleri bir sonraki Ramazana, bir sonraki Kadir gecesine taşıyabilmemiz konusunda bizde bir azim inşa ediyor ve yaşamın, ömrün, hayatın amacını yeniden inşa ediyor. Biz Allah'a kulluk etmek için bu dünyaya geldik. Bu amaçtan, bu duygudan ayrılmadan can emanetini kendisine iman ile teslim edebilmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Peygamber Efendimizin müjdesine nail olabilmeyi gerçekten Ramazan ayının sonunda Allah'ın cehennemden azat ettiği kulların arasına girebilmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Gecemiz mübarek olsun. Kadir gecesi hepimizin hakkında İslam coğrafyasının İslam alemi hakkında hayırlara vesile olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu.